Güneş sistemimizde öyle bir dev var ki, diğer tüm gezegenleri bir araya getirsek bile onun yanında cüce kalırlar. Bu devasa gaz devi Jüpiter. Ama büyüklüğü sadece başlangıç. Jüpiter'in inanılmaz dünyasına hoş geldiniz. Jüpiter adını Roma mitolojisindeki tanrıların kralı Jüpiter'den alıyor. Ve gerçekten de gezegenlerin kralı unvanını hak ediyor. Nasıl mı? Gelin size biraz rakam verelim. Jüpiter o kadar büyük ki, içine tam 1321 dünya sığabilir. Yani evinizin bahçesinde bir futbol topu Jüpiter olsaydı, dünya ancak bir nohut tanesi kadar olurdu. İşte bu kadar devasa. Peki, Jüpiter'in yüzeyine inebilir miyiz? Ne yazık ki hayır. Çünkü Jüpiter'in katı bir yüzeyi yok. O bir gaz devi. Yani tamamen gazlardan oluşuyor. Atmosferi o kadar derin ki, eğer bir uzay aracı Jüpiter'e girse, binlerce kilometre boyunca sadece gaz bulutları içinde yol alırdı. Jüpiter'in atmosferi, renkli şeritler ve girdaplarla dolu. Bu görüntü gezegenin hızlı dönüşünden kaynaklanıyor. Jüpiter o kadar hızlı dönüyor ki, bir günü sadece 10 saat sürüyor. Düşünsenize, sabah kahvaltınızı yaparken akşam yemeği vakti gelmiş olurdu. Jüpiter'in en ünlü özelliklerinden biri büyük kırmızı lekesi. Bu dev fırtına, yüzyıllardır gezegenin yüzeyinde öylece duruyor. O kadar büyük ki, içine 2 veya 3 dünya sığabilir. Dünyadaki en güçlü kasırgayı düşünün, sonra onu yüzlerce kat daha büyük ve güçlü hayal edin. İşte büyük kırmızı leke böyle bir şey. Jüpiter'in çevresinde dönen 79 uydu keşfedildi. Bunların en ünlüleri Io, Europa, Ganymede ve Callisto. Bu 4 uydu, Galileo uyduları olarak biliniyor. Çünkü ilk kez Galileo Galilei tarafından gözlemlenmişler. Her biri kendi başına bir dünya gibi. Örneğin, Ganymede o kadar büyük ki Merkür'den bile daha büyük. Europa'nın yüzeyi ise kalın bir buz tabakasıyla kaplı ve altında devasa bir okyanus olduğu düşünülüyor. Kim bilir, belki de bu okyanusta bir yaşam formu vardır. Jüpiter'in sadece kendisi değil, manyetik alanı da dev. Öyle ki eğer gece gökyüzünde çıplak gözle görülebilseydi, aydan bile daha büyük görünürdü. Bu güçlü manyetik alan, Jüpiter'in çevresinde tehlikeli radyasyon kuşakları oluşturuyor. Bu yüzden uzay araçları Jüpiter'e çok yaklaşamıyor. Peki Jüpiter'in güneş sistemindeki rolü nedir? Aslında Jüpiter bir nevi kozmik kalkan görevi görüyor. Muazzam kütlesi ve çekim gücü sayesinde, güneş sistemine giren birçok asteroid ve kuyruklu yıldızı kendine çekiyor. Böylece dünya gibi iç gezegenleri potansiyel çarpışmalardan koruyor. Yani bir bakıma Jüpiter sayesinde buradayız. Jüpiter'in keşfi hala devam ediyor. NASA'nın Juno uzay aracı 2016'dan beri Jüpiter'in yörüngesinde dolanıyor ve bize gezegenin iç yapısı, manyetik alanı ve atmosferi hakkında yeni bilgiler gönderiyor. Juno'nun gönderdiği fotoğraflar Jüpiter'in kutuplarındaki karmaşık fırtına sistemlerini gösteriyor. Bu fırtınalar devasa mavi girdaplar oluşturuyor ve inanılmaz bir görüntü sunuyor. Jüpiter'in en şaşırtıcı özelliklerinden biri de yağmurları. Evet, yanlış duymadınız. Jüpiter'de yağmur yağıyor ama bizim bildiğimiz gibi su damlacıkları değil. Jüpiter'in atmosferinin derinliklerinde basınç o kadar yüksek ki elmas kristalleri oluşuyor ve elmas yağmurları yağıyor. Düşünsenize, gökyüzünden pırlantalar yağıyor. Jüpiter'in iç yapısı da en az dış görünüşü kadar ilginç. Gezegenin merkezinde, dünya büyüklüğünde bir çekirdek olduğu düşünülüyor. Bu çekirdek muhtemelen kayalardan ve metallerden oluşuyor. Çekirdeğin etrafında ise sıvı metalik hidrojen adı verilen egzotik bir madde var. Bu madde, Jüpiter'in güçlü manyetik alanının kaynağı. Jüpiter'in halkaları da var. Ama Satürn'ünkiler kadar belirgin değil. Bu halkalar çok ince ve genellikle toz parçacıklarından oluşuyor. İlk kez 1974 Voyager Perth-Nemaur-Dieu Broflites. O zamandan beri bu halkaların Jüpiter'in küçük uydularından kopan parçacıklardan oluştuğu düşünülüyor. Jüpiter'in atmosferinde dünyadakine benzer şekilde jet akımları var. Ancak Jüpiter'deki jet akımları çok daha güçlü ve kararlı. Bu akımlar gezegenin karakteristik şeritli görünümünü oluşturuyor. Bazı jet akımları saatte 600 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu hız, dünyadaki en hızlı jet uçağının bile 2 katından fazla. Jüpiter'in uyduları arasında en ilginç olanlardan biri Io. Bu uydu, Güneş sistemindeki en volkanik aktif cisim. Yüzeyinde sürekli patlayan yüzlerce volkan var. Bu volkanlar,
kükürt ve kükürt dioksit püskürtüyor. Bu da Io'nun karakteristik sarı, kırmızı ve turuncu renklerini veriyor. Io adeta kozmik bir pizza gibi görünüyor. Jüpiter'in bir diğer ilginç özelliği de güçlü aurora alışmaları. Dünyadaki kuzey ışıkları gibi Jüpiter'in de kutuplarında muhteşem ışık gösterileri oluyor. Ancak Jüpiter'deki auroralar dünyadakilerden yüzlerce kat daha güçlü ve parlak. Bu ışımalar Hubble Uzay Teleskobu tarafından gözlemlendi ve gerçekten nefes kesici görüntüler ortaya çıktı. Jüpiter'in keşfi insanlığın uzay macerasında önemli bir rol oynuyor. Gelecekteki uzay görevleri belki de Jüpiter'in uydularına insan göndermek üzerine odaklanacak. Kim bilir, belki bir gün Europa'nın buzul okyanusu altında yaşam bulacağız veya Ganymede de bir üs kuracağız. Jüpiter, Güneş sistemimizin devasa bekçisi, hala birçok sırrı barındırıyor. Her yeni keşif bize evrenimizin ne kadar karmaşık ve harika olduğunu hatırlatıyor. Peki ya siz? Jüpiter hakkında öğrendiğiniz bu bilgiler sizi şaşırttı mı? Belki de bir gün uzayın derinliklerinde bu dev gezegeni kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Kim bilir, belki de gelecekte Jüpiter'in uydularından birinde tatil yapabileceğiz. Uzayın sınırları yok, hayal gücümüzün de olmamalı. Jüpiter'in muhteşem dünyası bize bunu hatırlatıyor. Uzayı keşfetmeye devam.